TOKİ'nin diğer projelerinde ben bir hasar görmedim. İçinde hasar var mı bilmiyorum. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla size sormak istiyorum. Herhangi bir hasarımız yok şu anda. Yani TOKİ'nin daha önceki etaplarında da yok. Şimdi biz temel aşma aşamasındayız. Şu anda makinalarımız çalışıyor. Başka ne diyelim? Şu anda burada çalışmalar başladı. Peki nasıl ilerleyecek ve kaç tane yapılacak konut buraya? Ne tarafı kapsayacak? Ne kadar metrekare alandayız bizler burası, şu an? Burası 239 daire olacak. Bizim 3. etap 321. Bu tarafta da 4. etapta da 510. Bu tarafa 4. etap kurulacak. Şu an kameraman arkadaşım Ahmet Işık ekranlarınıza getiriyor. Evet, şu tarafta yukarıya doğru 518 konut. Şu alandan yukarıya doğru da bizim 321 konut olacak. Şu anda toplamda 839. 839 konut olacak. Şu anda temel atma çalışmalarına biz başladık. Makinalarımız çalışıyor. Peki TOKİ'nin projelerinden az önce bahsettik sizinle. Yani diğer apartmanlara yani konut projelerini başlayan ve bitmiş olanları ekranlara getirdik. Bir hasar görmedik ve birçok binanın da bu depremde yıkıldığını gördük yine. Peki TOKİ'nin projeleri neden hasar almadı dediğinizde bunun bir yanıtı olabilir mi diğer binalara göre? Yani yönetmeliğe uygun yapılması ve zeminin iyi olması, herhangi bir hasar almamasının en büyük nedeni bunlar. Zaten daha önce Maraş Merkez ve Gölbaşı'nda da görme şansımız oldu. Orada zeminin kötü olması ve yönetmeliğe uygun yapılmayan binaların olması aslında bu felaketi getirdi. Şu anda da TOKİ'nin projeleri devam ediyor. Burada bu noktada çalışmalar başladı. Peki bu proje ne kadar devam edecek? Nereye kadar devam edecek? Nasıl bir proje olacak bu lokasyonda? Hemen kameraman arkadaşım Ahmet Işık sağ tarafa doğru yöneldiğinde ekranlarınıza taşıyacak. Az önce de bir önceki aslında projesini ekranlarınıza taşıyordu. Şu anda da Pazarcık ilçesinde evleri hasar görenler tabii TOKİ'nin yaptığı projeyle bu noktaya gelecekler. Şu taraftan başlıyor. 321 konut şu taraftan başlayacak. Şöyle ilerleyelim. Şu daha önce yaptığımız binaların sonuna doğru, yukarıya doğru devam edecek. Daha yukarısına doğru devam edecek. Devam edecektir. Diğer bir projede şu blokların son tarafı, son bloktan başlayacak, yukarı doğru devam edecek. Yukarı tarafta düzlük bir alan var. Oradan inşa edilmeye devam edecek. Aslında dağın tepesine doğru çıkan bir projeden bahsediyor. Dağın tepesine doğru çıkacak, doğru. Şu anda yapılan işlemde sanırım kayayı deliyorlar. Kaya kırılıyor. Yani burada daha önce de zaten zemin etüdü yapıldı. Zemin etüdü yaparken biz çıkan blokları da görmüş olduk. Burası sağlam zemin. Zemin etüdü de yapıldı. Zaten ekranda da görüyorsunuz yani kırımlar. Doğru. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeyiz bizler. İlk kazıma vuruldu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 839, Afşin'de 501 konut yapılması şu anda planlanıyor. Gaziantep'te 3377, Adıyaman'da 1161, Kilis'te 645, Adana'da 590, Hatay'da 1185, Kahramanmaraş'ta dediğimiz gibi 3826 konut yapılması planlanıyor. Şu anda bizler Pazarcık ilçesindeyiz ve buraya 839 tane konut inşa edilmesi için çalışmalar başladı ve tüm hızıyla aslında devam ettiğini ekranlara taşıyoruz. Zaten hani şuna da değinmek istiyorum. Buraya şu an çalışmayı tabii dışarıdan gelen kişiler de var ama burada birçok kişi de yakınını kaybetti. Acılı, komşusunu, yakınını, akrabasını kaybetti. Onlar da toplanıp kısa sürede başladılar sanırım. Burada çalışanlar da genelde bu bölgeden olan insanlar. Bir şekilde artık toparlanıp yaraları sarmaya başladı. Teşekkürler, çok geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. Dediğimiz gibi Pazarcık ilçesindeki TOKİ'nin konut projeleri de başlamış durumda ve büyük bir hızla devam ediyor. En kısa sürede de tamamlanıp ev sahiplerine teslim edilecek diyelim.